Öğrenin abi. Ben bu videoda, bak bunu böyle girebiliriz çok güzel bir şekilde. Bu videoda bir yazılımcının yapması gereken ya da yapmaması gereken şeylerin hepsini size göstereceğiz. Sıfırdan bir dosyayı alıp araca yazana kadarki sürecin hepsini öğreteceğiz size. Bunlar içerisinde flex kullanımı olur. Keski tak gerçi kalmadı eskisi gibi ama kesiç kullanımı olur veya ototüner olur. Başka bir cihazın kalbini kırmayalım. Başka ne cihaz var ismini söylemediğimiz? Dim Sport olur. IO terminal olur mesela. Bu tarz cihazların kullanımını anlatan bir video serisi hazırlamayı düşünüyoruz. Bu eğitim serisinin en önemli kısmı burası. Çünkü şöyle bir durum var. Eğer siz bir beynin protokol numarasını bilmiyorsanız kesinlikle bu işi yapmayın. Ya az biliyorum, az biliyorum yok abi. Bu videoyu izliyorsun, dikkatli bir şekilde öğreniyorsun. Ondan sonra bu işi yapıyorsun. Bu videonun çekilmesinin amacı bizden cihaz alan arkadaşların veya bizden dosya alan arkadaşların biraz daha kendini geliştirmesi için çekilen bir video. Tabii ki de bunu sadece onlara değil, biraz da YouTube'a koyalım. İnsanlar bunlardan faydalansın. Evet, çok goy goy yaptık. Devam edelim. Geldi müşterimiz. Diyor ki ben aracıma chip tuning istiyorum. Ne yapmamız gerekiyor? Aracın beynini okuyup sisteme göndermemiz gerekiyor. Tamam mıyız? Buraya kadar okeyimiz veya dosya yaptıracağımız arkadaşa göndermemiz gerekiyor. Hemen sitemize giriyoruz. karakufile.com. Bu arada bu linkleri biz aşağıya koyacağız. Açıklamaya, açıklamalardan bakabilirsiniz. Aracımız geldi. Aracın markasını, modelini yazıyoruz. Volkswagen Golf. Golf 7 2012-2016 olsun. Aracımız 1.4 150 beygir olan. Beygirini doğru seçmeye özen gösterin. Aramaya bastık. Abi sana zaten bak burada gösteriyor. Diyor ki boş Med 17-525 olabilir diyor. Med 17-127 olabilir diyor. Okurkenki kullanacağınız protokol numarası için konuşuyorum. Bu arada bu videoyu çekerken ki bizim amacımız bu numarayı bulmak bu arada. Bu beyin protokol numarası nedir diye sorarsanız önemli olan nokta bu. Yani sonuç olarak protokol numarasını bilmeniz inanılmaz şekilde önemli. Çünkü protokol numarasını bilmezseniz beyni okuyamazsınız. Protokol numarasını bilin, ona göre devam edin. Med 17-525, Med 17-527. Olabilecek iki beyni söylüyor. Bu site %90'ında yanılmaz. %90'ı doğrudur. Ama yine de sanki bu site stepneniz gibi dursun. Yine bakın buraya, herhangi bir problem yok. Buraya bakabilirsiniz. Ama daha çok siz size göstereceğimiz yöntemlere bakarak bu işlemi yapın. Med 17 1.27. 5.27 ne ya? Millet ne diyecek? Ben yarım saatte 5.27 diyorum değil mi? İşte düzeltmiyorsun ha. Sonuç olarak siteye çok fazla bağımlı kalmayın. Tamam, siteyi kullanın, herhangi bir problem yok. Aman burada bu yazıyordur, beyin budur %100 demeyin. Şimdi bunu kullandınız, buna baktınız, fikriniz oluştu. Beyin numarasını nasıl bulursun? Tamam, burası çok önemli. Geldiğimiz konu şurası. Şimdi geldik. Farz edelim aracımız geldi. Hemen kaputu açıyoruz. Beyin nerede olabilir abi? Bazı araçlarda sol tarafta oluyor, bazı araçlarda sileceğin altında oluyor, bazı araçlarda torpidoda oluyor, bazı araçlarda başka bir yerde oluyor. Bunlar çok basit şeyler, artık bunları aştığımızı düşünüyorum. Google'a arabanın markasını, modelini yazıyorsun, ecolocation yazıyorsun, bitti. Bu kadar. Bilmem beynin ecolokasyonu. Türkçesi ya da elektronik kontrol ünitesinin lokasyonu. Araç geldi. Siteden kontrol ettiniz beynin ne olduğunu. Konuyla çok alakası olan şeyler değil. Bunlar sonraki videolarımızda olacak ama bunları da ufak araya sıkıştırayım çünkü önemli olacak bunlar. Beyni sökerken artıya değebilir, eksiye değebilir. Ya bunlara çok dikkatli olun. Hadi eksiye problem yok da artıya değmesin. Beyin değmesin abi. Beyin aküye yakınsa dikkatli sökün bunu. Beyni söktünüz abi çok basit bir şekilde. Bazı beyinler sileceğin altında olur. Zaten cihazınız bunu söküp sökmemeniz gerektiğini size söyleyecek. Bunu bench olarak oku. Biz daha çok bench olarak okumanızı tavsiye ediyoruz ama devam edelim. Yani her beyni de sökerek okumanıza gerek yok. Ben bu arada şu an protokolü bulmanız için bunu söylüyorum. Bu arada bunu sökmeden de bulabilirsiniz. O yöntemi de göstereceğim. Beyin elimizde olduğunu farz edelim. Hemen buradan bakıyoruz. Neymiş bizim beyin? Hemen şimdi şöyle açalım. Beyin neymiş? Med 17-525. Bunu nereden anlıyoruz abi? Bak 309 BJ'nin altında Med 17-525 yazıyor. Ondan gösterebilir miyiz? Öyle bir imkanımız var mı? Bak tam yuvarlağın içinde. Bu şekilde bu protokolü okuma cihazınızda aratarak bu beyni okuyabilirsiniz. Bu protokolü biliyorsunuz, bir şekilde okursunuz bu beyni. Tamam mıyız? Buraya kadar herhangi bir problem var mı? Yok. Burayı çok dikkatli bir şekilde dinleyin. Kolay yerdeki bir beyni söktük de protokol numarasını öğrendik. Farz edelim ki beynin yeri kolay değil. Her şey, her beyin böyle olmuyor. Sileceğin altında olduğunu düşünelim. Veya işte motorun altına doğru olduğunu düşünelim. Bazı araçlarda biliyorsunuz öyle bir yere koyuyor ki adam beyni bulamıyorsun. Özellikle yeni başlayanlar için bu çok inanılmaz zor olan bir şey. Herhangi bir diagnostik cihaz. Launch olabilir, bu Think Diag olabilir, Think Car olabilir, artık isimleri değişiyor bunların, neyse. Universal bir cihaz olduğunu farz edelim. Karışık arıza tespit cihazınız varsa onunla da bunu yapabilirsin. Bu bütün cihazların sahip olduğu özellik. Yani benim cihazım yapar mı, şu cihaz yapar mı diye düşünmenize gerek yok. Bunu bütün cihazlar yapar. Herhangi bir problem yok. Kontrol ünitesine bağlanıyoruz. Motor kontrol ünitesine bağlanıyoruz. Versiyon numarasını kesinlikle alıyorsun. Ben burada zaten ekrana da veriyorum bunu. Karşınıza çıkan numarayı hemen ne yapıyorsunuz? Evet, database'e girdikten sonra linkini vereceğim. Bu linki kullanabilirsiniz. Burası çok önemli, çok elzem bir yer. Buraya dikkat edin. Hemen buraya geliyoruz. Aratmak istediğimiz
numarayı. Nerede bizim numaramız? 60-79-01-21 çift 0. Hemen buradan numaramızı giriyoruz. 60-71 çift 0. Tamam, taramasını bekliyoruz. Protokol numarasını bilmediğimiz bir beyni taratıyoruz. Hemen buraya geldiğimiz zaman bakın fark ettiyseniz burada protokol numarası karşınıza çıkıyor. Neymiş abi protokolü? SIT 310'muş. Yani sonuç olarak bu beyni bu şekilde de bulabiliyoruz. Tamam, devam edelim. Bu beyin için herhangi bir problem yok. Şimdi başka bir beyine gelelim. Yani bu pratik olsun diye bu şekilde tekrar tekrar gösteriyorum. Gerçi bu işe başladığın ilk günden bir ay sonrası için konuşuyorum. Bu videoya hiç ihtiyacınız yok. Bir kere izledin, iki kere izledin. Bir ay sonra aman bu neydi, ben bir videoyu daha izleyeyim diye bir şey yok. Zaten bir ay sonra, iki ay sonra artık bunu tamamen öğrenmiş oluyorsun. Devam edelim. Aracımız neymiş? VAK grubu bir araç. Volkswagen olduğunu farz edelim. Parça numarası yazıyor. Gördünüz mü? Bakın burası çok önemli. 03L906023 TF diye arattık. Hemen bakıyoruz abi. Neymiş beynimiz? PCR2.1. Okuma yazma yaptığımız cihazda yazıyoruz. Enter'a basıyoruz. Önümüze çıkan protokolden oku tuşuna basıyoruz. Bu kadar. Okuduktan sonra dosyanızı kimle çalışıyorsunuz? Ona atıyorsunuz. Ya bizim panelimize çalışıyorsunuz. Panelimize dosya atıyorsunuz. Dosya yapılıyor. Size veriliyor. Siz de aracı yazıyorsunuz. Bu kadar. Yapılan işlem bu kadar. Okurken yapman gereken bir şey var ki onu da burada öğreniyoruz şu anda. Devam edin. Şimdi biraz önce size bu beynin nasıl bulunacağı hakkında bilgi vermiştik ya. Hani bu beyin böyle bulunur, şöyle bulunur. Bir beyin var elimizde. Nerede bu beyin? Çok güzel. Bu Renault'da da çıkıyor bu arada. Böyle baktığımız zaman hiçbir yerde beynin ne olduğunu gösteren bir bilgi yok fark ettiyseniz. Hiçbir yerde yazmıyor. Bu tip durumlarda ne yapıyoruz? Boş numarasını yazıyoruz sisteme. Farz edelim ki o parça numarasını veya boşu yazdığımızı düşünelim. Bunları ben size gösteriyorum. Siz bunları denersiniz. Kendinizi bir test edersiniz. Sizin için faydalı olur. EDC17C84'müş. Ha bu arada bir şey söyleyeceğim. Bir dakika ya. Biz neyi anlatıyoruz, nereye geçiyoruz? Araç geldi, bir de OBD'nin yerini arayan arkadaşlar var. OBD'nin yerini bulamamak ayıp bir şey değil. Bunun uygulamaları var. Yani bunu telefondan uygulamasını indirip OBD Location uygulamaları indirip OBD'nin nerede olduğunu çözebilirsiniz. Zaten çok basit. Bir aracın bir kere OBD yerini gördün mü bitti daha. Her arabada farklı yerde değildir. Direksiyonun altında sol tarafta olur. Çoğunlukla. Bazılarında sağ tarafta olur. Yani %20'si diyelim sağ tarafında olur. %10'u diyelim, 20 bile değil. Bazılarında torpidonun içinde olur. El frenin altında olur. Bazılarında teybin altında olur. Çözünemeyecek bir olay mı? Kesinlikle değil. OBD, OBD deyip durduk. OBD'nin nasıl bir şeye benzediğini gösterelim mi? Herhangi bir OBD'miz var mı burada? Ha, bak bundan göstereyim mesela. Bu OBD soketi. Evet, gördüğünüz gibi. OBD dediğimiz olay bu. Yani OBD'nin yerini bulma olayını söylememe gerek yok. Biraz önce anlattığım gibi aracın beynini ararken Echolocation yazıyorduk ya. Aynı şeyi işte bilmem ne arabası. OBD Location bitti, bu kadar. Bu eğitim serisini izledikten sonra, bu eğitim serisinin ilk videosu, bu videoyu izledikten sonra beyin bulamamayla alakalı, yani beyin protokolüyle alakalı herhangi bir probleminiz kesinlikle olmayacak. Dikkatli bir şekilde baştan sona izleyin. Yetmezse ikinci kere izleyin. O da yetmedi, ben anlamıyorum dediniz. Bunda yorumlara da yazabilirsiniz. Biz bir şekilde bunlara size cevap veririz. Yani gerek yorumdan, gerek bir sonraki videomuzda videoda anlatmaya çalışırız. Bu tarz videoların devamı gelecek. Bunlardan haberdar olmak için kanala abone olabilirsiniz. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz yine beğenmeyi unutmayın. Var mı bir şey? Söyleyeceğin bir şey var mı senin? Son kez. Hadi güzel bir şey daha söyle. 10 puanlık bir şey söyle de. Yani şu videoyu kapatırken bana öyle bir şey söyle ki. Daha da bir şey yok ya. Bir sonraki videoda daha devamını anlatırız ya. Ha? Var mı başka bir şey? Bence de yok yani. Bence bu videodan sonra herkes bu işi yapabilir. Gerçekten.